Evet. Değerli dostlarım, Mostuk TV'ye hoş geldiniz. Şimdi İbrahim Sarı var, çok değerli dostum karşımda. Sarı Tohum ve Sarı Mustafa. İbrahim abi, sen Sarı'yı bayağı marka yaptın ya maşallah. Neler var? Biz firma olarak 7 yıllık bir firmayız. Şu anda 2 tane arpa çeşidimiz. Biri 2 sıralı Seymen. Diğeri 6 sıralı İskender. İşte gördüğünüz gibi fuardaki tanıtım yaptığımız Sarı Mustafa. Bir de Tekirdağ Ziraat Fakültesi'nin ıslah etmiş olduğu NKU Ziraat diye bir makarnalık buğday çeşidimiz var. Bunun yanında sadece Rusya'da tescilli olan Volga F1 diye bir çeşidimiz var. Yine Türkiye'de ve Rusya'da tescilli olan Duna diye de ayçek çeşidim var. Onları da yurt dışına üretip satıyoruz Rusya ve Ukrayna. Uzun zamandır beri biz sizi izliyoruz. Nereye doğru gidiyor? Hem sarı tohum hem Türkiye tohumculuğu. Bir devir atladı mı? Türkiye tohumculuğu 2007'den sonra bir yoğun bir çalışma temposuna girdi. Çok fazla tohum firması kuruldu. O tohum firmasının kurulması tabii çok fazla sayıda kurulan firmanın bazı büyükleri ya da ciddi alanlara büyük yatırımlar yaptı. Türk tohumculuğu da buna istinaden yoğun bir gelişme kaydetti. Şu anda hem sebzede hem tahılda hem diğer yem bitkilerinde gerçekten çok önemli firmalarımız var. Dünyada gitgide büyüyoruz. Arge yatırımlarımız var. Yani firmalarımız çok yoğun bir Arge yatırımına çıktı. Bundan dolayı da bizim gibi tamamen %100 yerli çeşitler olan firmalar yavaş yavaş kendi altyapılarını tamamlayarak hem Türkiye genelinde hem yurt dışında kendilerine yer edinmeye başladı. Bence Türk tohumculuğu işte bir sinerji var Türk insanında, bir aşağıdan gelen bir yoğun insan gücü var. Bu insan gücünü kullanarak, teknolojiyi de yanına alarak Türk tohumculukta ileri gideceğine inanıyoruz. Sadece çok öksüz bir sektör. Yani maalesef ülkeyi yöneten insanlar bu sektöre destek vermiyorlar. Veriyormuş gibi gözüküyorlar ama şu anda bizim en büyük rakibimiz özellikle tahıl tohumculuğunda yine bakanlık. Bakanlık kendi üretiyor. Bizim %30 fiyatı bizden %30-40 neredeyse bizim maliyet firma altında satıyor. Bu da sektörün gelişmesini şey yapıyor. Aslında biz sektör olarak gerek istihdam konusunda, gerek değer yaratma konusunda, ihracat konusunda gerçekten yani dünyada stratejik kabul edilen bir sektör. Ama nedense bizim en büyük rakibimiz Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı'na bağlı kurulma kuruluşlar. Evet, TİGEM. TİGEM şu anda sizin önünüzü kesiyor onun da. Kesinlikle herhalde. Yani firmaların özellikle çok ciddi bakan firmaların Arge yatımı olan şu firmanın para kazanmasını engelliyor. Onlar aynen şunu söylüyorlar. Biz siyasi bir kurumuz. Çiftçiye destek olmak zorundayız. Çiftçiye destek oluyorsun ama çiftçinin gelecekteki %100 yerli tohum geliştirin diyen bizlerin Arge'sini engelliyorsunuz. Yani bugün 1310 liraya arpa tohumu satıyorlar. İnanın arpa piyasada şu anda 1100 lira. Şimdi hem Arge'ye yatırım yapacaksınız, hem şirketli, hem mazot parası vereceksiniz, hem mühendis çalışacaksınız. 1100 liraya çiftten aldığınız 1300 liraya satacaksınız. Tabii bakanlık bunda ne düşünüyordur bilmiyoruz ama kesinlikle eleştiriyoruz. Maalesef sektör buna karşı da gelemiyor. Çünkü sonuçta karşısında olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bakanlığı. Biz bakanlık yetkilerinden bizim geliştirmemizi istiyorlarsa bize parasal destekten ziyade Arge'mize geliştirdiğimiz çeşitleri gerçekten dünya fiyatlarını da istemiyoruz artık. Yani hak ettiğimiz fiyatlara satabilmemize izin vermeler. Bu konuda bir ışık görüyor musun? Vallahi bu konuda bir ışık görme şansımız yok. Çünkü yeni sistemde belki olacak sandık ama bu sene eskiden daha kötü oldu. Şu anda 1310 lira arpa sanıyorum ki 100 yani 130-140 dolara tohumluk satıyor TİGEM. Tebrik etmek gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ederim İbrahim Sarı. Rica ederim. Kolay gelsin. Sevgili dostlarım, Mosul TV'de Tekirdağ Karabiber'deydik. Çok değerli arkadaşımız, dünya çapında ünlü, çok gelişken bir isim İbrahim Sarı ve o Sarı'yı marka yaptı. Bence tohumculuğa destek vermek zorundayız çünkü geleceğimiz bu. Hele bu krizde bizi ancak tohumculuk ve tarım kurtarabilir. Mosul TV'ye abone olmayı ve beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.